2008 yılında ilk toplantısını Washington'da yaptı ve o zaman tabii dünya ekonomik krizinin de yoğun olduğu bir zamandı. Ve Avustralya Brisbane'deki G20 dışında bütün G20'lere katıldım. O günden bugüne tabii bir hafıza bu konuda oluştu. Sürekli olarak da tabii G20'deki açılımlar veya açılımların dışında gündeme gelen konular ile ele aldığımız zaman hakikaten dünyada ekonomik bileşenlerin bir araya geldiği bir forumdur G20. Ama sadece bununla mı kalıyor? Hayır. Bunun dışında da özellikle çalışma yemeklerinde dünya gündeminde çok farklı konularda oluşabiliyor. Örneğin şu anda mesela iklim değişikliği bu çalışma yemeklerinde görüşülecek konulardan bir tanesi. Uluslararası terörizm yine bu konuda ele alacağımız önemli başlıklardan bir tanesi. Fakat bir şeyi özellikle vurgulamam lazım. Tabii ben Antalya'daki bu zirvede güvenli bölge olarak ilan ettiğimiz yeri biliyorsunuz arkadaşlarımla beraber gidip şöyle bir son durumları görelim istedim. Yani diyebilirim ki önemli bir hazırlık döneminden geçtik ve başarılı da bir şu anda orada yapılanma oldu. Tabii o gün yaptığımız ikazlarla birlikte de inanıyorum ki ayın 14'üne, 15'ine, 16'sına çok daha farklı bir şekilde zirveyi oturtmuş olacağız. Çünkü ilgili arkadaşlarımız ellerinden gelen bütün gayretleri gösterdiler. Ve bu gayretlerle birlikte de gerek ev sahibi olarak bizler, gerekse misafirlerimiz, kalacakları mekanlar itibariyle olsun, yapacakları görüşme mahalleri itibariyle olsun, inanıyorum ki bundan önce yapılanlardan çok daha farklı bir zemini, mekanı burada bulacaklar. Ve unutamayacakları bir Antalya zirvesini yaşayacaklar diye düşünüyorum. Yani zirveden beklentileriniz neler? Zira çok kritik gelişmeler oluyor bölgemizde, dünyada. Bu yoğun gündem arasında liderler Antalya'da toplanacaklar. Öncelikli beklentilerimiz bir defa Türkiye olarak. Tabii burada Avrupa Birliği başta olmak üzere Türkiye dahil 20 ülke var. Bunun dışında çeşitli uluslararası kuruluşları da buna kattığımız zaman 35 grubun bir arada olduğu bir toplantı bu. Ve bu çalışmalarda bizler Türkiye olarak ikili görüşmelerin dışında heyetler arası bazı görüşmeleri yapmak suretiyle gerek bizden önce Avustralya, gerek bizden sonra Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere tabii bir troika söz konusu. Ve bu görüşmelerde de bizler geleceğe yönelik olarak neler yapacağız? Tabii bu açılım grupları dediğimiz, burada biliyorsunuz 6 açılım grubu var. Bu 6 açılım grubunun içerisinde bir iş adamları grubu var. Bunun yanında bir aynı şekilde sendikalar, emek grubu diyoruz diğer adıyla, o var. Bunun dışında STK'lar diye düşündüğümüz gruplar var. Bir başka grup olarak yine genç 20 diye ifade ettiğimiz grup var. Ve bunun yanında yine bir başka grupta özellikle işveren grupları olarak yani business 20 olarak ifade ettiğimiz var. Ve şimdi bizim dönemde buna ilave ettiğimiz grupta kadın 20 grubudur. Dolayısıyla bu 6 grubunda kendi içinde bazı açılımları olmuştur. Örneğin mesela bu dönemde bizim tarım, enerji, buna benzer birçok şeyleri de, başlıkları da biz bu çalışmaların içerisine koyduk. Ve bu çalışmalarla birlikte şu ana kadar 70'i aşkın toplantı yapıldı. Öyle zannediyorum ki bugüne kadar yapılan G20 toplantılarının bu noktada en verimli,
en hareketli, en çalışkan. Bu sadece Türkiye için de yapılmıyor. Türkiye dışında da, Amerika başta olmak üzere birçok ülkelerde buralardaki bizim belirlediğimiz isimler, heyetler, yani kendi sekreterleriyle birlikte o ülkelere gitmek suretiyle oralarda bu toplantıları yaptılar. Ve daha sonra da bunun neticelerini bize sundular. Kadın 20 bu ilklerden bir tanesi. İşte enerji konusunu burada görüşeceğiz aynı şekilde. Ve KOBİ'ler ki çok çok önemli. Burada yine görüşülecek. Aynı şekilde gıda güvenliği burada görüşülecek. Bir de hep konuşulur ama G20 olayında değil, iklim değişikliği konusu da yine burada önem arz ediyor. Mesela şimdi uluslararası terörizmi burada bir çalışma yemeğinde aynı şekilde biz gündeme getireceğiz. Orada da bunu konuşacağız. Bunlar tabii çok büyük önem arz eden konular ve inanıyorum ki Antalya zirvesinin sonuç bildirgesi dolu dolu bir sonuç bildirgesi olacak ve bundan sonraki yapılacak olan G20'lerde de buraya çok atıfta bulunulacaktır. Yani Antalya zirvesinde alınan karar veyahut da Antalya zirvesinde belirlendiği gibi bu şekilde bazı atıfta bulunmak suretiyle geleceğe yönelik G20'lere de o bir yol haritası adeta çizecektir. Her G20'nin kendine has bazı başlıkları olur. Şimdi bizim de buradaki başlığımız birinci derecede kapsayıcılıktır. İkinci derecede yatırımlardır. Üçüncü derecede uygulamadır. Şimdi kapsayıcılık derken işte burada gençlikti, kadındı, bütün bunları kucaklamak suretiyle KOBİ'lerdi. Bunu kapsayıcılığın içine aldık ama kapsayıcılıkla beraber burada bir şey var. Kapsayıcı bir büyüme anlayışı. Bunu buraya taşımış olduk. Bu bakımdan bu çok önem arz ediyor. Kimseyi dışlamıyorsunuz. Çünkü gelir gruplarını burada masaya yatırdık. Az gelişmiş ülkeler burada önem arz ediyor. Gelişmekte olan ülkeler önem arz ediyor. Gelişmiş ülkelerin bu noktada o diğer gelir gruplarına karşı duruşunu bu kapsayıcılık içerisinde ele almış bulunuyoruz. İkinci adım ne? İkinci adım yatırımlar. Şimdi yatırımlar noktasında ne yapacağız? Yatırımlar noktasında mesela altyapı yatırımları önem arz ediyor. Altyapı yatırımlarında şu anda 2030'a kadar bir rakam var ki bu rakam birilerini ürkütebilir. Nedir bu? 80 trilyon dolar ile 100 trilyon dolar arasında bir yatırımın gerçekleşmesi. Peki bu nasıl olacak? Şimdi bu tabii soruluyor. Ha, burada kamu özel işbirliği büyük önem arz ediyor. Eğer kamu özel işbirliği ile bu adım atılırsa o zaman bu problem ortadan kalkar. Altyapı yatırımları olmaksızın üst yapıyı gerçekleştiremezsiniz. Onun için de az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin burada özellikle kamu ve özel işbirliği yapmak suretiyle atılacak adımlarla ki Türkiye bunun en önemli, en güzel örneklerinden bir tanesidir. Ve biz son 12 yılda bunu bu şekilde başardık. Ve bundan sonra da bu süreci yine bu şekilde sürdüreceğiz. Mesela burada özellikle yani bizim Türkiye'deki adıyla katılım, AŞ diye ifade ettiğimiz İslami bankacılık diyorlar. Ben gerçi bankacılık olayına pek şey bakmıyorum, sıcak bakmıyorum. Ama İslami finans olarak bu işi ele aldığımız zaman buradan da çok ciddi bir çıkış. Çünkü İslami finansın buna girmesi de çok ciddi bir güç katacaktır diye düşünüyorum. Ve bu konuyla ilgili çalışmalar da sürekli olarak devam etti. Ha, üçüncüsü ne? Üçüncüsü burada uygulama. Yani bunları konuşuyoruz. Kapsayıcılık tamam. İşte adaletiyle, ne bileyim, KOBİ'leriyle, öbür tarafta diğer söylediğimiz bütün o birimleriyle beraber kapsayıcılık tamam, güzel. Kadın, genç, bunların hepsini koyduk. Yatırımlar noktasında da kamu özel işbirliğini koyduk. Ama bir de burada önemli olan uygulaması bunun. Uygulama olmadıktan sonra bunların hiçbir anlamı yok.
Uygulamayı, o iradeyi ortaya koyacak olan nedir? Yöneticilerdir. Yöneticiler burada çok ciddi bir irade ortaya koymak zorundadır ki burada neticeyi elde edelim. Sonrası konuşmalarınızda da sık sık az gelişmiş, en az gelişmiş ülkelerin elinden tutulması yönünde çok mesajlar veriyorsunuz. G20 bu anlamda çok önemli bir zemin teşkil edecek ve hazırlıklardan da anlaşılıyor ki sonuç alıcı pek çok adım atılacak. İklim değişikliği de G20'nin gündemindeki önemli bir sorun değil mi? Şu anda zaten çalışma emeklerinden bir tanesi de iklim değişikliği üzerinde olacak. Ve biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin riyasetinde biz bir iklim değişikliği noktasında bir konferans sistemiyle açıklamalarda bulunduk. Ve bu açıklamalarda işte Almanya Şansölyesi, şahsım, öbür tarafta Peru Cumhurbaşkanı, tabii 30 Kasım'da ev sahipliği yapacağı için Sayın Holland gibi biz burada hep birlikte buna katılmak suretiyle bazı açıklamalarımız oldu. Şimdi bu açıklamaları yapmak suretiyle bir de bunu G20'de çok daha detay olarak ele alacağız. Burada tabii bir defa Kyoto protokolü aslında belirleyici. Hala Kyoto protokolünü imzalamayan ülke veya ülkeler var. Bunun halledilmesi gerekiyor. Bir de tabii burada özellikle bu salınım meselesi çok çok önemli. Burada o ölçüyü kaçıranlar var, kaçırmayanlar var. Ama burada asıl adımı atarken az gelişmiş veya en az gelişmiş, gelişmekte olan ülkeler noktasında bu başarıyı elde edebilmek için gelişmiş ülkelerin burada mali desteği vermesi gerekir ki bu ülkeler iklim değişikliğini tehdit eden bu unsurları ortadan kaldıracak adımları atsınlar. Şimdi 30 Kasım Paris zirvesi aslında bir finaldir. Bu zirvede bunlar masaya yatırılarak oradan çıkacak kararlar inanıyorum ki dünyanın geleceğini tehdit eden böyle bir adımı da açıklığa kavuşturur ve böylece bir tehditten kurtulmuş oluruz. Programınız netleşti mi? İkili ya da daha geniş gruplar halinde görüşmeler olacak? Program büyük ölçüde netleşti. Ve programa zaten aslında 13 itibariyle başlıyorum. 13'ünde Japonya Başbakanı Sayın Abe ile gerek ikili gerek heyetler arası görüşmeleri yapacağız. Ve akşam da kendilerine ben bir yemek vereceğim. Ve buradaki görüşme bizim Japonya ile olan görüşmemizi büyük ölçüde bitirmiş olacak. Ondan sonra 14'ünde yine Antalya'da birçok liderle ikili görüşmelerimizi yapmış olacağız. Ki bu tabii 14 malum zirvenin başlama günü değil. Ama o günü erkenden gelen liderlerle zenginleştirmiş olacağız ve o gün değerlendirilmiş olacak. 14'ünün akşamı gelebilen tüm lider ve eşlerine bir yemeğim olacak. Yemeği vereceğiz. 15'inde ise ilk ikili görüşmemi Sayın Obama ile yapacağız. Ve onun öncesinde tabii iş adamlarına ve aynı şekilde sendikalara, onlara bir hitabımız olacak. Sabahleyin yapacağımız işler bunlar. Ve ardından da yine ikili heyetler arası görüşmeler olmak üzere. Hatta belki bu arada uluslararası bazı kurumlarla da burada görüşmelerimiz olacak. Yani öyle zannediyorum ki gelen liderlerden görüşmediğimiz lider büyük ölçüde kalmaz. Hepsiyle görüşme yapmaya çalışacağız. Şu anda tabii kesinleşen kesinleşmeyen noktasında bu tür toplantılarda birçok kesinleşmeyenler orada toplantı esnasında kesinleşir. Ama ev sahibi olarak bunu tabii en üst düzeyde gerçekleştirmeye çalışacağız. Mesela ilgili biz de heyecanlıyız. Biz de çorbada tuzumuz olacak. Ana fotoğraf dağıtıcısıyız zirvenin. Dünyaya zirveden tüm... Sadece çorbada tuzunuz olmayacak canım. Çorbanın kendisi olacaksınız. Anadolu Ajansı bu. Teşekkür ederim.